Ulan aleme hükmettik. Bir kadına sözümüzü geçiremedik. Ne oldu kardeş? Ya Can Polat, bu kadınlarda artık 6. his midir? 8. his midir? Ne alsa bir şey var kardeşim. İnsanın en mutlu anını bulup hiç gözünün yaşına bakmadan zehir zıkkım ediyorlar da. Çakıra eşekten düşmüş, birini getirin. Biz anlamayız bu mevzudan. Oh, dünya sana güzel dayı. Memati, eve birini gönder. Ne oluyor, ne bitiyor, bana saatte bir rapor ver. Milletin içinde aklım kalmasın. Bu çocuklar olmasa aslında sen ne yapacağını biliyorsun değil mi? Şerefsizim, hiç düşünmem ya. Ayıp ama ya. Abi ne diyeceğim ben onlara? Herkes kendi yolunda yürümeye devam etsin. Biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz. Onlar da bizim çöplükte gezmesin. Ters çıkarlarsa ters çıkayım mı? İstediğin gibi çık Meto. Sen yok deyince oradakilerin hiçbiri biat etmez o artise. Abi gel gitmişken peşin peşin problemi çözeyim. Kimsenin canı yanmasın. Abi senin kardeşi psikopat. Nasıl attın lan adamı camdan aşağı? Abi manyak kafayı takmış ben uçarım diye. Uç lan geyik dedim. Boynuzları ağır geldi. Uçamadı. Düştü. Ya nasıl desem? Şöyle böyle diyecekmişim. Çocuk da yırtacakmış abi. Şöyle böyle ne? Yırtmak ne abidin? Abi mahkeme huzurunda Erdal'ın mikrop olduğunu tescilleyeceğiz. Kayıtlara geçsin diyeceğiz. Sabi ibretini alıp hürriyetine kavuşacak. Sen yumuşadın mı lan abidin? Estağfurullah abi. O nasıl söz? Bize ne lan alemin çocuğundan, sabisinden? Benim senin nezdinde hiç hakkım yok mu abi? Aramıza hatır sokma lan abidin. Ne diye sen düştün bu çocuğun derdine? Hocanın buyurduğu gibi. Bir insanı kurtaran bütün dünyayı kurtarmış hükmündedir. Madem uyuşturucu belasıyla insanları zehirleyeceğiz, bari susar bir tarafımız olsun. Abidin, o mahkemede benim ismim telaffuz edilirse seni anandan doğduğuna pişman ederim. Hangi mahkemede abi? Mahkeme-i Kübra mı? Ağır Ceza Mahkemesi mi? Sen benim ağır cezamsın. Çık abi, çık. Kırmızıyı severim. Ben hem kırmızıyı severim, hem beyazı severim. Sana hiç güvenmiyorum. Neden? Lazia'yı kandıran beni de kandırır. Ben de sana güvenmiyorum o zaman. Neden salona geldin? Seni babamın karşısında görmek istedim. Bir an ürpermedim değil. Neden? Savaş iki dudağının arasında. Kendi dudaklarımın arasından çıkmayan şeyler beni ürpertir. Şimdi de ben ürperdim. Hepinizin de bildiği gibi sırtımıza ağır bir yük yüklenmiştir. İstedim ki
bu yükü kardeşlerimle adil bir şekilde paylaşıp İstanbul'da uzun bir zamandan beri sağlanamayan barışı birlikte tesis edelim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimiz davetine icabet ettik, şeref bulduk. Ben Faris Sarıyaylı olarak İstanbul'da güçlü bir barış için herkesin burada olması, varsa fikirleri beyan etmesi, varsa sıkıntıları halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Aramızda Cerrahpaşalılar eksik. Halit Bey gelmeyecek mi? Biz kendilerine davet çıkardık. Şerefine kalmış. Sizleri bu yükü beraber taşıyacağım. Can dostum, can yoldaşım, hem ortağım hem kardeşim Polat Alemdar'la tanıştırmak istiyorum. Aranızda olmaktan şeref duyuyorum. Ben Fethi Gümüş olarak ne zamandır bir arada olamadığım kardeşlerimle bu muhabbet ortamını paylaşmaktan şeref duyuyorum. Polat kardeşimiz de aramızda yenidir. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Lakin Faris kardeşin dediği gibi eksiklikten kasıtlı olmasın. Birliği sağlamadan dirlik nasıl sağlanacak merak etmekteyiz. Burada mevcut kardeşlerimin varlıkları birliği sağlamaya yeterlidir. Bu masanın dışında olan da İstanbul'un dışında kalır. Kalacak değil, yatacak yeri yoktur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur kardeş. Abinden bir haber mi getirdin? Abim ana bir baba bir öz abimdir. Koltuğu benim koltuğumdur. Sözüm onun sözüdür.